Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de yüzdelik dağılımı bulmayla ilgili güzel örnekler yapalım. Yüzdelik dağılımın farklı bulma şekillerini ve 365'te kullanmaya başladığımız yeni bir formülü de burada beraberce yapacağız. Yüzdelik dağılım arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir parçanın toplam içindeki payını veren bir özelliktir. Çok geniş bir kullanıma sahip. Örneğin bir maliyet listesinde bu maliyet kaleminin genel toplam maliyetin yüzde kaçını oluşturduğunu bulmak için kullanırız. Ya da carilerde toplam alacağımız içindeki payını bulmak için kullanırız. Ya da işte örnek veriyorum, kadın erkek çalışan sayıların toplamındaki kadınlarımızın yüzdesel oranını bulmak için, kadın çalışan sayısının yüzdesel oranını bulmak için de bu özelliği kullanırız. Şimdi buradaki toplam maliyetin içindeki yüzdelik dağılımı bulmak için öncelikle birinci yöntemimiz ve genelde bilinen yöntem, buranın toplamını aldıktan sonra şu şekilde toplamını alalım. Buraya geldikten sonra da eşittir deyip buradaki ilk değer bölü alttaki toplam değer şeklinde bulmak ve bunu F4 tuşuna basarak sabitlemektir. Fn F4'e basarak da laptop kullanıyorsanız bunu sabitlemeniz gerekir. Ve bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman da direkt toplamlar yüzdelik dağılımlar şeklinde gelir. Şuradan yüzdeye çevirdiğiniz zaman da bu gelir. Bakın şuradaki yüzdeye bastığınız zaman ondalık koymaz. Buradan ondalığı arttırmanız gerekir. Oysa ki şuradaki yüzdeyi direkt seçerseniz yüzdelik dağılım otomatikman karşımıza gelir. Birinci yöntemimiz ve en çok bilinen yöntem budur. İkinci yöntemimiz daha çok eğitimlerde gösterdiğimiz ve kullanılmaya başlayan yöntemlerden bir tanesi de yüzdelik dağılım bulmak için bu aralığı seçtikten sonra alt köşedeki toplamlar ifadesine tıklamak, yandaki oka tıklayıp buradan da yüzde toplam ifadesini seçerek yüzdelik dağılımı bakın bu şekilde bulabiliriz. Tekrar yapıyorum. Buraya geldim. Buradaki alt toplama geldim. Toplamlar ve buradan da yüzde toplam ifadesini seçtim. Bu hemen yan tarafını oluşturur. Güzel bir kullanım, geniş bir kullanım ama mesela bu yüzdelik dağılımı örneğin şuraya yazacaksanız o zaman mecburen bunu gelip buradan eşittir deyip şuradaki değer işte bölü alttaki toplam değer şeklinde yapmanız gerekir. Bakın bunların esprileri bunlar. Eğer ki hemen yanına bir yüzde dağılım koymanız gerekirse bu yaptığımız yöntem gayet güzel kullanışlıdır. Peki üçüncü bir yöntemimiz ise burada kullanabileceğimiz yeni gelen bir formül eşittir. Percent of henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bunu seçtiğiniz zaman da bakın buradaki bu değerin bu aralıktaki F4'te sabit diyelim yüzdelik oranını bize ver şeklinde bir formülle bunu kullanırım. Buradan da bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman bu değerler bakın şu şekliyle aynı sonuca ulaşırız. Şimdi bu üç yöntemin de işe yaramadığı yöntem şuradaki tablo örneğinde olduğu gibi şöyle bir liste. Öncelikle şu ara toplamları bulalım. Bunları tek tek bulmak tabii ki değil. Aralığı bakın şöyle toplam aldıracağım aralık dahil genişle seçiyorum. Bul ve seç, özel git, boşluklar deyip tamam diyoruz. Boşluklar seçildi. Yukarıdan toplam simgesine basıp toplamları alalım. Peki bir de şurada genel toplamı alalım. Şöyle şuraya geleyim. Bakın burada hiç uğraşmadan eşittir. Direkt şu değer arttı, şu değer arttı, şu değer şeklinde şöyle toplamını alalım. Peki bu toplamların yüzdelik dağılımını bulmak gerekirse o zaman bakın buraya geliyorum. Eşittir. Buradaki değer bölü alttaki toplam değeri seçip F4'e basıp sabitleyeyim. Enter'a bastığınız zaman bakın direkt bunu oranını verecektir. Formülü aşağı çekmeyeceğim. Niye sabitledim? Bunu kopyalayıp buraya gelip yapıştırdığım zaman ve buraya gelip yapıştırdığım zaman bakın baktığınızda şöyle toplamların sabitleme yaptığım için herhangi bir kayma işlemi olmadığını görürsünüz. Bu şekilde yaptım. Tabi bunları yaptıktan sonra da her üçünde de şuralarda da şuralarda da bunların toplamlarını almak gerekir ki herhangi bir şüpheye yer vermesin. Toplam acaba %100 yapıyor mu şüphesine düşmeyelim. Burada da aynı şekliyle şu yukarı toplatalım. Şu boş olduğu için şuraları toplatabilirsiniz. Şöyle %100'ü buradan direkt görelim. Tamam mı? Yüzde dağılımları bulmada kullandığımız yöntemler bunlar. Şimdi eğer ki tablonuz bu şekilde düzgünse ve yüzdelik dağılımını hemen yana yapacaksanız en kolay yöntem burada bakın toplamı seçmeden, başlığı seçmeden aradaki değerleri seçip toplamlardan buradan gelip yüzde toplamı seçmektir. Ama sonucu ayrı bir hücreye yazdırmanız gerekirse, hemen yanına değil de farklı bir yere yazdırmanız gerekirse
Burada formülü kullanmayı bilmeniz gerekir. Bunu da işte eşittir diyelim. Şuradaki maliyet değeri bölü alttaki toplam değeri F4 şeklinde bunu yapmak gerekir ve bunu aşağı doğru çektiğiniz zaman da diğer değerlerin de yüzdesinin geldiğini görürüz. Eğer tablonuzdaki ifadeler bu şekilde şöyle ise, arada toplamlar varsa ve siz bu toplamların yüzdelerini aldırmanız gerekiyorsa da mecburen ilk yaptığımız yöntem olan eşittir deyip buradaki değeri toplam değere bölmek ve bunu formülle kopyalamak şeklinde yapmak gerekir. Excel'de arkadaşlar yüzdelik dağılımları bulmak önemlidir gerçekten. Toplam alacağınızın içindeki oranları bulmak, personellerin ya da meslek kodlarına göre gruplandırdığınız zaman dağılımları bulmak bize bu detayları verir. Odaklanacağımız noktaları çok rahat görmemizi sağlar. Benzer örnekleri kendi tablolarınızda yapabilirsiniz. Karar noktasını tekrar söyleyeyim. Eğer hemen yanına bir yüzde bulma yapacaksanız en kolay yöntem burayı seçip alt köşedeki hızlı çözümleme araç çubuğunu kullanmaktır. Eğer ayrı bir yere yazdırmanız gerekirse ya da aralarda toplamlar varsa ve siz sadece o toplamların yüzdelik dağılımını bulmanı istiyorsanız da mecburen buradaki ilk değeri toplam değere bölme ve bunu sabitleme özelliklerini biliyor olmanız gerekir. Benzer örnekleri kendi tablolarınıza uygulayın lütfen. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.